gel, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Çarşının tadını çıkaracağım böyle. Her anını doya doya yaşayacağım. Dostum lan, duhaf adam. Kalksana oğlum. Hatta gidiyoruz hatta. Çarşı var mı? Çarşı. Çarşı ne ya? Çarşı ne ya bu? Ahmet olsun sağlığına bak. Milattan önceden beri çarşıya gitmiyor. Çarşının doğduğunu unutmuş. Ha, çarşı. Çarşı anladı boru. Vay. Arif abime bak, heyecan yapmış çarşı var diye. Ne Arif abi, dışarıda manita falan mı yaptın? Bana bak muhallebi çocuğu. Seni var ya. Tamam Arif abi. Sonra yersin muhallebi ya, tatlı niyetine. Tamam be abim be, tamam be, çarşıya çıkarız. Niye kavga edersiniz be? Çarşıya çıkıyoruz, çarşıya! Duştu dalet, bülaştı. Bu halde kırıl çarşıya. Siyah, beyaz, siyah, beyaz! Bağırma lan! Çarşıya çıkan var, çıkamayan var be. Sen de ceza yemeseydin. Ceza yemek, yemek. Levent Üsteğmen insanmış oğlum, insan. Ben olsam bırak çarşıyı, askerliğini yakardım be. Yat yerine, yat. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Küçük bir hoşluk yapalım dedik. 2 gün çarşı cezası aldık, iyi mi? Ulan alt tarafı Yusuf uzmanın kulağının dibinde kese kağıdı patlattım. Onun da bayılacağı tuttu. Ben bayılmasını istemedim ki. Alo. Kime diyorum lan? Ne saçından uğraşıp duruyor ki sen? Sanki bir tutam saçımız var, yatmıyor, etmiyor. Jölemiz yok ama limanımız mevcut. Aynen, denenmiş, test edilmiştir bunu der, kullanabilirsin yani. Berberimiz de izin verdiğine göre. Jumbo at bakalım. Hop, hop. Yaktık kızları, yaktık. Günaydın komutanım. Günaydın Levent. Hayırdır, nöbette sıkılmayayım diye mi geldin? Kantin hesaplarını kontrol edecektim. Bir türlü fırsat bulamadım. Pazartesi yapardın. Aman komutanım, kantin hesapları kontrolü Kerim'di. O da bu aralar çok dağıttı. Sen de cumartesi gününü kantine bağışladın. Kötü rüya görmektense uyanık kalmak daha iyidir. Vallahi hayranım bu titizliğine Levent. Sağ olun komutanım. Arif abi, kolonyan var mı ya? Var Sado, var. Al. Sado, ver şunu ya. Ayna gibi oldu vallahi. Arif abi, ayna lazım olursa söyle ha. Biz suretini cebinde taşıyanlardınız, tosunum. Ayna lazım olmaz bize. Ha, pasaportlar da geldi. Kule kalkış izni istiyoruz. Arkadaşlar, izin kağıtları. Burak Saraylıgil. Hop burada. Naci Tosun. Sefi, parlıyor mu? Alsana abicim izin kağıdını, çan 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 dır dır dır. Arif abi. Boş ver benimkini.
Eko! Oğlum versene ya. Eko! İyi parlatmışsın. Ya. Aferin. Jumbo! Anam! Bizim çarşı kahvaltıları da geliyor lan. Sen çarşıya donla mı çıkacaksın Don Kişot? Almadın mı sibilleri dolapta? Aldım bana aldım. Aldım da ütüye bile verdim. Emdiye kralından yatak ütüsü. Hop! Nasıl? Eyvah. Ona pire sütü lazım. Pire sütü? Olur, o da var. Jumbo, pire sütü. Bana Jumbo, presliği değiller. Yerim bak çarşıda bir sosisini. Eko! Hop! Eko! Allah geldi izin kağıtları. Oğlum benimkini vermedin hala. Eko! Abi neredesin? Neredesin? Bütün alayda seni arıyorum ya. Al izin kağıdı. Evet beyler tamam bitti. Bitti. Bakın izin kağıdını almayanlar alayda kalıyor ona göre. Nasıl alayda kalıyor? Biz şimdi çıkmıyoruz bu çarşıya. Ne oldu? Hep beraber çarşıya çıkacağız da alayda kim bekleyecek? Sen benimle alay ediyorsun. Gözümün içine baka baka alay ediyorsun. Ya alayı bizim bölük mü bekleyecek? Üç kişi niye beklemiyor şurada? Ya Sadıcığım ben de gariban bir yazıcıyım. Levent Üsteğmen dedi ki biz hep beraber çarşıya çıktığımız zaman muhakkak bir vukuat çıkartıyormuşuz. Onun için de bundan sonra cumartesi ve pazar günleri olarak kızım kızım ayrılıp çarşıya bu şekilde çıkacağız. Emir budur. Aslında Levent Üsteğmen demişse doğru der ki iyi de doğru demiş. Biz ne zaman toplu halde çarşıya çıksak mutlaka bir vukuat işliyoruz. Dönüşte de iki gün diskoda konaklıyoruz ondan sonra geri geliyoruz. Ne alakası var abicim ya? Siz vukuat çıkarıyorsunuz diye ben niye çarşıya çıkamıyorum abi ya? La sen ne enteresan duhaf bir kankasın ya. Sen çarşı çıkıyorsun ya lan. Doğru ya ben çıkıyordum izne. Pardon arkadaşlar ya. Evet bir itirazı olan varsa Levent Üsteğmen'le konuşabilir. Ben kaçtım. Kardeşim cins misin sen? Ben cumartesi günü Levent Üsteğmen'i nereden bulayım? Aman bulsan konuşacaksın sanki yani. Sen tanımamışsın beni. Konuşalım sanırım. Oley be. Körün istediği bir göz. Allah verdi göz bankası iyi mi? Hazır ol Yusuf. İntikamım avantür olacak. Dur! Ay! Kimsin sen? Parola! Ay, ay Şekerciğim ne yapıyorsun? Beni de korkuttun ayol. Ay tanımadın mı beni? Ben yeni hemşire Sultan. Şu devir teslim zimmet işleri bir türlü bitmedi de onları halletmeye geldim. He, parola o kadar uzun alamaz ki. Parola! Ay Şekerciğim sokma şunu burnuma Allah aşkına. Hem sen şey değil misin? Ha, geçen gün evire gelen neydi ismin? Gel. Gizli Albay Vedat Yemişçi. Gizli albay mı? Aa. İnanmadın değil mi? Gizli polise inanıyorsun ama. Gizli askere niye inanmıyor? Ölüm öp. Allah uzun ömür versin de madem öpeceğim niye o kadar uzun bekliyoruz ki? Efendim? Boş ver. Hadi bu seferlik ben söyleyeyim parolayı. Parola, seni seviyorum. İşareti de ben de seni. Aa, vallahi mı? Vallahi. Ama sadece Nizamiye de böyle. Hani içeride hayvan herif, işareti de anlamadım bana mı dediniz? Hadi baştan alalım, çalışalım buraları iyice bir. Buradaki parola ne? Seni seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni. Ay, çok eğlenceli. Akker. Sultan Hanım. Merhaba. Şu devir teslim işlerini halledeceğim Şekerciğim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ne oluyor burada Akker? Vallahi bir şey olduğu yok komutanım. Ben kendisine parolayı sordum. O da birdenbire seni seviyorum demeye başladı. Yok ben sana yanıyorum, ölüyorum. Yok illa çarşı izninde bana gel be. Çok affedersiniz biz kendisini hemşire zannediyoruz ama... değil herhalde hasta. Şimdi sen ona parolayı sordun. O da sana bunları söyledi öyle mi? Öyle vallahi komutanım. Hayır. Öyle bir hatun bana niye baksın siz dururken? Neyse. Şu an aklıma bir de daha gelmedi ama gelin de vereceğim. Burada bekle. Hesap döner, kervan döner. Gün gelir, hesap döner Yusuf Efendi. Sultan Hanım, Sultan Hanım. Müsaadenizle bir de bir soru sorabilir miyim? Buyurun sorun. Parolayı biliyor musunuz? Hayvan herifini. Bana mı dediniz? Hayvan herif.
Ödür dilerim ama herhalde bir teyi yanlış anladı. Benim konuşma biraz peltek ya. Ay rica ederim. Esas siz beni yanlış anladınız. Barola hayvan herif değil miydi? Ha öyle. Barola hayvan herif. Kim söyledi bir de bu parolayı? Gizli albay. Gizli albay. Evet dedi ki Yusuf varsa dedi parola hayvan herif söylersiniz dedi. Gizli albay Yusuf dedi. Parola hayvan herif dedi. Başka ne dedi? Ay neyse canım. Boş verin neler dediğini. Biz iyice mi gidli albaya bir deda düşünelim. Çünkü tinirden şu anda kendi başıma düşünemiyorum. Ay siz gizli albaya ceza falan verebiliyor musunuz? Tabii verebiliyorum. Gelin düşünün siz. Bak görün nasıl veriyorum ben o dedayı. Madem kantin hesaplarını inceleyecektin, Kerim'i de çağırsaydın. Çağırdım zaten komutanım. Hesapta bir açık mı var Levent? Nedir bu kadar büyüttüğün anlamadım. Kantin sana emanet. Yokluğumu belli etme tamam mı? Tamam rahat ol sen. Vay Tosun'um. Ortamı yakıyorsun bakıyorum. Nasıl Kadir abi? Yakışıklı olmuş muyum? Güzel güzel de kimin için bu süslenme? Bilmem. Bakacağız artık. Ha belli kimse yok diyorsun yani. Hadi hadi yeme bizi. Ya kimim kimsem olsa ziyaretime gelirdi Kadir abi biliyorsun. Bazılarının da ziyaretçisi geliyor ama kendileri gitmiyor Nizamiye'ye. Şaşıyorum vallahi. Aklının ermediği işlere şaşarmış insan. Normaldir Tosun'um. Sen fazla kurcalama istersen. Yok Arif abi. Onu demek istemedim vallahi. Yanlış anladın beni. Nasıl olmuşum Arif abi? Yakışıklı mıyım? He? Yakışıklı olmasına yakışıklısın ama burnun biraz uzun galiba. He? Sen sokmasan bile gelip giriyor üstüne vazife olmayan işlere. Ben ne dedim şimdi ya? Tamam. Tamam burada, tamam. Tamam. Hala yok ortada. Yusuf ne yapıyor? Çarşı izinlerini kontrol etmeyecek miydi? Seyfi! Seyfi izin kağıtlarını dağıtmaya çıktı Levent. Levent baksana. Siz Kerim'le burada buluşmayacak mıydınız? Nereye gidiyor bu? Bakmama gerek yok komutanım. Ben anladım. Günaydın komutanım. Günaydın Yusuf. Yusuf, dur. Bu bir emirdir. Komutanım. Dikkat. Lan. Uzun. Ama komutanım. Ne ama komutanım? Esas duruşunu bozma ızman çavuş. Sen ne biçim askersin? İyi bir askerim komutanım. İyi bir asker de verdiği sözleri tutar. Hani atta ve tavatta her şey mi bahtı? Ben mi demiştim? Evet. İyi demişim. Aferin ben. Levent Üsteğmen. Tabii. Ben de yedim. Vallahi o. Levent Üsteğmen'in ne işi var burada be? Neden? Biz seninle bugün buluşup kantin hesaplarını kontrol etmeyecek miydik? İnanmayın komutanım, revire gidebilmek için dırt pırt yalandan bayılıyor bu. Senin burada ne işin var? Ha? Sen çarşı çıkışlarını kontrol etmeyecek miydin? Bak onca asker bugün Nasreti'yle yanıp tutuşuyor. Tabii senin için hava hoş. Mesai bitince sivil hayattasın. Ama o çocuklar bir hafta boyunca senin dönüp bakmadığın şeyleri Nasreti'yle kavruluyor. Bir simidin, bir kıza gülümsemenin. Bana bak Yusuf. Eğer herhangi bir asker senin yüzünden bir dakika bile çarşıya geç çıksın... Bunun hesabını senden bir sene boyunca sorarım. Görevinin başına. Emredersiniz komutanım. Sen de gel benimle. Emredersiniz komutanım. Kerim. Sadu. He. Tadına baksana olmuş bu. Elma gibi lan. Ya bırakın dalga geçmeyi. Çarşıda çıkamadık zaten. Koskoca onun başının düştüğü duruma bak ya. Duhaf bu hayat. Duhaf. Kader utansın da brother. Ya benim sanki ateşim çıktı gibi ya. Bakayım. Yo maşallahım var.
Abi ne vardı be, biz de çarşıya çıkaydık. Ne güzel takılırdık lan beraber. Yok yok, benim kesin ateşim var, yanıyorum. Bir sürü de işim vardı dışarıda ya. Ağzım da kuruyor böyle, soğuk soğuk terliyorum. Çok kötüyüm ya. Ana yazık be, Jumbo var ya kesin hakkı rahmetine kavuşur artık. Ya Jumbo Allah aşkına senin derdin ne? Hastayım. Sadede gel. Revine gitsek mi? Şimdi anlaşıldı. Ya şunu baştan söylesene sen. Bir hasta ol bakayım sen. Oh. Hastayım. Anam. Ölüyorum. Hiç inandırıcı değil. Kızar biraz, kızar. Ölüyorum. Abi böyle durmayalım, sığır gibi ya. Nereye gitsek? Ulan ben bir yer biliyorum ha. Çayı bedava, yemeği bedava. Süpermiş, neresi? Bizim alay. Yok, alaya gitmeyelim, daha yeni geldik. Ulan yenisini beğenmiyorsun, akşama gelince görürsün ama. İnternete mi girsek acaba? O internet dediğin şey hepimizi alır mı ulan? Baba siz takılın, ben bizimkileri arayıp onlarla takılacağım. Hadi görüşürüz, eyvallah. Ulan bu ne demek şimdi ya? Biz sizinkiler olmuşsak, siz bizimkiler olmuşsak, biz kimiz? Yani sen şimdi bu hesaplarda bir gariplik görmüyor musun Kerim? Vallahi komutanım ben defalarca kontrol ettim. Yani bir tuhaflık göremedim ama istiyorsanız bir daha kontrol edeyim. Biliyorsunuz ben sivilde atom mühendisiydim, yani hesap hatası yapmam mümkün değil. Kerim, ben sana hesaplarda eksik var demiyorum. Şu tost geliri hanesine bak. Burada bir gariplik görmüyor musun diyorum. Vallahi komutanım. 3 kuruş için adınıza leke mi sürülsün Kerim? Kerim bayılma. Kerim bayılma kantine gidiyoruz. Kalk. Yürü. Arif abi. Pek üstüme vazife değil ama şu dünkü ziyaretçini soracaktım. Evet, yine konuşamadım. Aslında hazırlamıştım kendini ama olmadı işte. Oo, piknikçiler. Gezin bakalım boş boş. Bana bak, boş boş. Sen lafını hiç bilmeyecek misin ha? Tamam abi, boş versen be. Ya bana niye kızıyorsun Arif abi ya? Benim ne suçum var? Benim çektiğim eziyet bana yeter abicim ya. Yusuf uzman şeysi tutturdu bunları boya diye. Ya kafayı yiyeceğim abi ya. Ben kantindeyim. Aferin Vedat'cığım. Boya biraz daha dikkatli. Hadi bakayım. Ya Seyfi'cim ben. Düşene bir tekme de sen atma Allah aşkına. Bunlar ne ya? Bunlar. Olmuyor ki, olmuyor. Daha ince. Daha güzelinden. Hadi. Ya bir git ya. Burayım dedim. Burayım. Otobüs bileti bulunur mu sizde? Yok ama daha eğlenceli şeyler var. Nasıl yani şu an? Anlamadım. Anlamadın mı? Neyse o zaman. Boş versen daha iyi. Bir mendilin nesi eğlenceli olabilir ki? Allah Allah. Bir mendil alabilir miyim? Sana göre mendilimiz yok teyzeciğim. Hadi. Ne demek oluyor bu? Terbiyesiz. Niye satmadın lan oraya? Parası ne değil mi? Oldu, koklasın bizim balı. Kafa olsun 1 milyon. Ondan sonra mezarlığa bile uğramadan aynen yukarı ekspres. Oğlum bunu çok iyi bulduk lan. Gerçi o midye dolmalarının içine zulalama işi de iyiydi de tutmadı işte. Bu namussuz medya yüzünden. Bunu hayatta anlamazlar. İçini açıp bakmasan kim anlayacak içinde sarı kız var? Dikkat! Oturun arkadaşlar. Keyfinize bakın. Naci Tosun yok mu? Naci derken bizim Naci Tosun mu? Naci Tosun çarşı izinde komutanım. Yuh Kerim, otur. Askerin çarşı izninde, senin haberin yok. Ama komutanım ben hesaplara baktım. Gelirken de yolda kafamdan geçirdim. Biliyorsunuz hesabım kuvvetlidir, atom mühendisiyim ben. Ona bir şey yok yani. Kerim. Hı? Atomlarına ayıracağım şimdi seni. Ya sana basit bir soru soruyorum, sen koca bir sorun haline getiriyorsun. Bak şu gelir cetveline, tostların paraları nerede? Tostların paraları. Tostların paraları. Ben de göremedim. Göremezsin tabii.
Çünkü bir aydır işlenmemiş. Kerim, bu paralar nereye veya kime gidiyor? Bayılma Kerim. Bayılma, hesabımız bitmedi. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Ya canım, buddy, benim bir anons vardı da bir yaptırıversene. Vedat, asker anons yaptırır mı hiç? Oğlum, sana soru sor demedim, anons yap dedim ya. Kimi istiyorsun? Uzman Yusuf. Ha, Uzman Yusuf'u. Ya abi git işine ya, yakacaksın mı beni? Hayatta yapmam valla. Allah Allah, amma korktun lan, asker adam korkar mı be? Ver bakayım sen şunu. Bırak şunu. Ver bana şunu. Sere şimdi abine. Uzman Çavuş Yusuf Yiğitürk, Ziyaretçi Parkı'na bekleniyorsunuz. Allah Allah, kim acaba? Mütadilinde. Ben bir Ziyaretçi Parkı'na kadar gidip hemen dönerim ondan sonra. Ay hiç rahatsız olmayın, siz rahat rahat işlerinizi görebilirsiniz. Vallahi ben gönül koymam. Tamam, kolay gelsin. Hoşçakalın. Görünmek üzere. Dönmesem daha iyi olur ya. Benden çok revirdeler ayol. Sağdan say. Bir. Ulan Tosun ne oluyor sağa ya? Çarşıya kendine gel. Ya onun için değil abi ya. Ya sanırım biz bir kişi eksiyiz. Bir sayım yapalım. Bakalım kim eksik? Burak az önce ayrıldı. Ulan o satışta dur zaten, bizimle takılmaz. Biz de onun yanına gidelim mi? Ya Tosun, dediğimi anlamadın mı? O sosyete dur diyorum. Onun ciddi üyeleri bizim paramız yetmez. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Burak yok mu? Birlikte çıkmadınız mı? Burak az önce ayrıldı. Şu caddenin sonunda bir çay bahçesi var. Oradadır. Ne oluyor ulan? Allah Allah. Kimteler yok. Bunlar dalga mı geçiyorlar benimle? Vedat'a nöbet cezası verirsin ha? Sen kiminle raks ediyorsun Yusuf Efendi? Benim adım Terliksi. Adama terliği ters giydiririm. Asker! Emredin komutanım. Ziyaretçi parkında kimse yok. Kim anons ettirdi beni? Komutanım şey... o sırada ben yoktum. Tuvalete gitmiştim. Kim anons ettirdi bilmiyorum. Ya... askerliğinin geri kalanını tuvalette getirmek istemiyor tam. Kimin anons ettirdiğini söyleyeceksin! Şey komutanım... şey... Peki! Şey... 87! 88.5. Komutanım insaf edin ne olur. Ben ettim, siz etmeyin. Yat, kenar tek. Bir. İki. Vazgeçtim, kalk. Yo yo yo. Yat, bir tür etürün. Yat, kalk. İki yüz tur kotten yaylalar etliğinde ama kendi gölgene 50 turtan fark bindir. Komutanım bakın erkek sözü veriyorum. Bir daha anons mikrofonunun yanından bile geçmeyeceğim. Ya küçücük bir şakayı niye bu kadar büyütüyoruz ki? Anlattık. Anons mikrofonunun olduğu parkın etrafında da 300 tur kap. Emredersin. Daha hızlı. Yaylalar, yaylalar. Ya bak hem ben gelemem. Bugün malzeme almaya gitmem lazım. İşim var ya. Bir dakika, bir dakika ya. Çok kötü limelin atmış senin. Ay, peçeten var mı? Yok bende de. Ha, şansa bak orada var. Ah. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bir paket mendil versene.
Aa, hayal küçük hanım nasıl olsun? Ya mentollü olmasına nasıl olursa olsun burnum çok hassas. Mentol içim bayıyor. Koku yok zaten. Güldüreni var, uçuranı var. Anlamadım. Anladın sen, anladın. Senin bir arkadaşın var ya sırık, o da bizden alıyor. Çaktın şimşeği. Hangisinden vereyim? Sen beni birisine benzettin ama neyse, tamam ver. Bak biz hep buradayız. Olmadı lisenin önündeyiz, tamam mı? Ay sen bayarsın ha. Kaça bu? 50 milyon. Ay ne komik. Kaça bu söylesene. Sorun değil canım. Başka türlü de ödersin. Nakit şart değil. Ay uğraşamayacağım seninle. Al bu 1 milyonu üst kal. Alo. Laci. Oğlum neredesiniz lan? Laci. Alo. Laci. Neredesiniz ya? Anam anam anam. Yanıyorum, ölüyorum. Gözlerim sulanıyor. Böyle bir tarafıma sanki bıçak saplanıyor. Çok hastayım ben. Kalbim sıkışıyor. Ya diğer belirtiler neydi Kadri abi? Ya Jumbo, Allah aşkına şu hastalık sevdasından vazgeç. Hani böyle gidersen revirde iyice çuvallarsın vallahi. Ya yapacağım vallahi, son bir şans ver ne olur. Bak. Anam, yanıyorum, ölüyorum. Her tarafım ağrıyor. Böyle her tarafıma bıçak saplanıyor. Kesik öksürüyor. Ana, son yaptığım olmadı mı ya? Ben bile kendi hasta olduğuma inandım ya. Oğlum, sen bir defa kendini boşa hırpalıyorsun. Cumartesi günü Sultan Hemşire'yi nereden bulacaksın? Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlarım. Gördük herhalde hemşirenin burada olduğunu. Dikkat! Komutan solda. Baksanıza oğlu şuna. Her zaman göremezsiniz böylesini. Nasıl olsa o bana bakmaz. Boşuna bakmayın. Ula Tosun, bu kız sağa doğru mu celiği yoksa bağa mı öyle celiği? Gel bilet alalım. Yalnız bırakalım aşıkları. Pardon, saat kaç biliyor musun? Saat? Saat? Bilmem kaç. Neyse, iyi günler. Ne oluyor lan? Eko, saat kaç? 10. Çok da kolaymış be. Bir saatim yok diye hayatımın aşkını kaçırdım. Hay senin, ben sana ne diyeyim? Ulan olsun, bundan sonra güzel kız görünce ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Saat 10 diyeceksin. Tamam mı? 10. 10 deseydi şimdi kız gitmeyeceydi. Tamam. Göreceğiz bakalım burada işler nasıl gidiyor. Asker. Emredin komutanım. Bize iki tane tost yapsana. Komutanım, tost makinesi bozuk komutanım. Tost makinesi bozuk. Ne kadar zamandır? Aşağı yukarı bir aydır komutanım. Bir aydır. Anlaşıldı. Sonra komutan yanıma yaklaşıp, Yutuf, ten olmataydın bu iti beceremezdin. Senin gibi atkarlar olduğu türede bidim tırtımı yere gelmez dedi. Ve o günün anıtına bana bir tırt verdi. Ya ne kadar enteresan. Ya ne güzel değil mi? Efendim, kendimi biraz halsiz hissediyorum. Atker! Ne demek halsiz? Git spor yap yeterli, hatırlatın. Emredersiniz komutan. Bak! Ayol bir baksaydık çocuğa. Yok. Bunlara yüz verme. Erkek kıtmını ben bilirim. Tidi etkilemek için numara yapıyorlar. Anam yandım, ölüyorum hastayım. Lan sus be, vik kafa bırakmadın be. Abi sen hasta olmaya kolay mı sanıyorsun? Sen şimdi kesin gitmek istiyor musun Rebile? İstiyorum, ne olacak? Kesin kararlı mısın? Evet. Anam! Elimi kesti canım, bizi kopar. Bizi kopar sizi. Lan git. Eline sağlık. Sustu be. Oh, kafa. Oh. Anam! Elimi kesti. Alın ite bir numara da. İtfata hazır. Kesinlikle tart. Gördüğünüz gibi tart olduğunu ispat ediyorum. Anam!
Çekil. Ben yemekhaneciyim de patates soyarken kestim. Tamam canım. Fakirliğin gözü kör olsun. Bir saatim olsa o kızı kaçırmazdım. Boş ver be Tosun. Saatin olsa ne olacaktı ki? Öyle deme uşağım. Tosun'un saati olsaydı kız gelip sorduğunda saat 10 diyecekti. Ne olacaktı? Kız Tosun'a aşık olacaktı. Tosun da kıza aşık olacaktı. Belki ileride evlenecekti. Düşün. Baba zengin. Fabrikatör belli. Ne olacaktı? Tosun fabrikaların başına geçecekti. Tosun bir gün fabrikadan eve geldiğinde karşı kapıyı açacaktı. Hoş geldin kocacığım. Nasılsın? Günün nasıl geçti diyecekti. Saatin kaç diyecekti. Tosun da ona cevap verecekti. Uç diyecekti. Karşı da ne diyecekti ona? Güç olsun da güç olmasın diyecekti. Sonra içeride çocukları Tosun'un üstüne atlayacaktı. Babacığım saat 5 olsun diyecekti ya. Karıma mı yanayım yoksa çocuklarıma mı yanayım yoksa fabrikaya mı? Bir saatim olsa mutluluğu yakalayacaktım. Fakirliğin gözü kör olsun. Ya bak gördün mü? Yıktın hayallerini çocuğun. Adamlar peşimde. Hangi adamlar? Adamlar işte. Derin kesilmiş. Bastırın bastırın. Acımıyor. Hiç acımıyor. Tulta, intan dedin yanınızda. Kendini çok güvende hissediyor. Yani ne bileyim böyle kafamı patlattım dediğine etki haline getirir bittinin gibi bir hit var içimde. Acımadı. Numara yapmamı dert etten yedik. Bu adamlar işte. Ya hangi adamlar? Suzi ne adamı ya? Ay dedim ya peşimden koşuyorlar diye. Ya Suzi senin peşinden niye koşsun adamlar ya? Ay çok sağ ol yani. Niye koşmayacaklarmış? Komutanım. Sus Kerim. Bak da öğren kantin işleri nasıl yapılıyor. Arif abi, çayın parası abi. Sonra veririm. Olmaz abi, peşin. Sonra Tosun'la hallederiz biz. Asker. Emredin komutanım. Çaylar benden, al şu parayı. Emredersiniz komutanım. Ya komutanım, gördünüz mü? Tost makinesi bozuk. Siz benim boş yere günahımı alıyorsunuz. Kerim, ben kimsenin günahını almam. Ama 3 kuruşun da hesabını sorarım. Bir aydır tost makinesi bozuk, ondan haberin yok. Peki senin askerin ne yiyor, ne içiyor, ondan da mı haberin yok? Ama komutanım, onlar da söyleselerdi. Ben onu bunu bilmem Kerim. Yarın Naci'yi gönderip o tost makinesini yaptırtacaksın. Ama yarın pazar komutanım, her yer kapalı. İyi, açtır o zaman. Nasıl? Kerim bayılma. Kerim bayılma. Bir dakika yalnız. Problem nedir? Yani oturup etraflıca bir konuşalım istersiniz arkadaşlar ha? Ne diyor lan bu? Ne diyorsun lan sen? Ya diyorum ki yani... Ne diyor? Anlamadım. Ya anlamayacak bir şey yok arkadaşlar. Burada yani 5 medeni insanız değil mi? Oturalım diyorum, biraz çay içelim. Etraflıca bir konuyu konuşalım diyorum yani. Sonuçta neyiz? Hepimiz birer anne çocuğuyuz değil mi? Oh! Oh! Niye vuruyorsun oğlum adama lan? Anlama küfür etti abi. Oh! Bir daha vur o zaman. İmdat! Bırak! Bırak! Beni bırak! Yardım edin! Ama komutanım ben daha ne yapayım? Yaptım işte. Yeter! Bayılma. Bu
Bayılmış komutanım. Devre getir abi. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Sultan Hanım elinize sağlık. Eliniz sankum kelebek konmuş gibi çok hafif, hiçbir şey hissetmedim. Ay güzel bonbonum benim. Hadi bakalım. Bana bonbon dedi. Hiçbir şey hissetmemişmiş. Yalakalık yapıyor Sultan Hanım. Güvenmeyin böylelerine. Nihayet bat bata kalabildik. Ya. Bente de. Sultan Hanım. Bizim Kerim yine bayıldı. Allah Allah. Biraz fazla sık bayılmaya başladı kendisi ama. Atep kata ben bayıldığına inanmıyorum. Tırf beni hatta etmek için bayılıyor, bunu biliyorum. Yusuf. Emreder Firit komutanım. Al bakayım bu da belli. Köfte yemeyeceksin mi lan? Şişt, bol koy lan, kimse yok. Bol koy. Al patatesi al. Gel buraya, patatesi yemiyorsun. Ha git şimdi. Yok sana köfte. Allah! Bölüğün yarısı yok, köftelerin hepsi bize kaldı. Hoş geldin Gökhan Sırım. Ya onun için söylemedim. Akşama Kara Şimşek var. Çarşıdan dönenler de köfte yesin diye onlara ayıracağım. Doğru söylüyorsun ya, buraya da ayırmak lazım. Bizim çocuk Kara Şimşek'i hiç sevmiyor. Allah, o biraz bugün artistlik yaptı bana. Ben biraz kızgınım ona yani. Ah! Ay çok kötü olmuş. Ah! İyiyim, iyiyim. Hastaneye gidelim mi? Pansuman yapsınlar. Ya olmaz ya, hastane olmaz. Neden olmaz? Alaya geç kalırız o zaman. Alayda revire gidelim. En iyisi o. Peki, ah. Sen bilirsin. Hadi alaya dönelim arkadaşlar. Çarşıda durdukça daha da çok moralim bozuluyor. Sıkma canını be Tosun. Sana kız mı yok? O kız olmazsa başka kız olur. He. İstemem ben başkasına. Evimin kadını yapacaktım onu. Ulan merak etmiyorsun Şam. Fabrika olmasa sağ başka bir iş buluruk. Hiç merak etmiyorsun. Sevmiştim. Canım ya. Sultan Hanım. Ay şükür kavuşturana sonunda ayıldı. Evet. Zaten hayatının bir kıtmı ayılmakla, diğer kıtmı da bayılmakla geçiyor. Evet. Sizin o pamuk elleriniz bana şifa verdi Sultan Hanım. Ağır ol da molla detinler, yavaş. Çok teşekkür ederim Kerim Bey ama ben bir şey yapmadım ki. Siz de bir hoşsunuz yani. Evet. Öyleyimdir. Hoşumdur yani. Demek siz de beni hoş buluyorsunuz. Komutanım iyilektiğini de göre gittiğini de artık. Yani gittik de Sultan Hanım rahat rahat kalıttı değil mi ama? Gitmiyorum. Ay! Ay canım benim ne oldu sana? Dur. Dur bakayım dur. Ay nazara geldi bunlar nazara. Kim yaptı bunu? Dayak mı yedin sen? Ceza ya Sultan Hanım. Düştüm ben. Al bir tane daha. Sultan Hanım geldiğinden beri kafatını kıranların, parmağını ketenlerin, bayılanların tayıtında bir artış oldu nedense. Bayılan derken? Neyi kastediyorsun bakayım sen? Ya öyle hututi bir katlettiğim bir durum yok yani. Genel olarak durumu addediyorum.
Ay yok yok, kesin nazar bu. Hepinize topluca kurşun döktüreceğim vallahi. Nöbetçi subaya haber verdin mi bakayım sen? Nasıl versin ayol? Nöbetçi subay burada değil mi? Nöbetçi. Subay. Kıtada nöbetti detek. İyi, hadi öyle olsun bakalım. Neyse, ben bu işe bir el atayım. Gideyim de deniz yüzbaşıya haber vereyim, bir as teğmen, bir subay olarak. Gerek yok komutanım, gerek yok yani. Düştüm ben, düşünce de bir de kapı çarptı üstüne. Nasıl kapı çarptı? Kapı sana bayağı pataküte girişmiş. Sen kapıyla 4 round kadar görüşmüşsün. Poncik oldum ben komutanım. Kötü bir şey olmuş. Kafayı vurun da herhalde öyle biter oldu. Oynamıyorum ben be. Senin parmağını oynatıyor. Ben nasıl oynayacağım oynatmadan? Ya sen de amma mızıkıyorsun burada. O da adam gibi oynasın kardeşim. Cani. Adamlığımı karıştırma bak, hepsini keserim ondan. Oo yavaş ya. Arkadaşlar. Ya Burak'a dövmüşler biliyor musunuz? Ne? Kimi dövmüşler? Dövmüşler işte. Herhalde kız meselesiymiş. Nasıl kız meselesiymiş be? Kim dövmüş? Biz de cevabını verelim. Tabii. Hadi gidelim. Ya Burak bir dakika arkadaşlar, şu işin aslını bir öğrenelim, neymiş ya? Mesele şu, adamlar belalarını arıyorlarmış, belayı da buldular. Ya sana bir dakika dursana abicim. Alaydan biri değildir herhalde abicim. Çarşıda falan dövmüşlerdir. Nerede şimdi Burak? Revirde. Revirde mi? Hadi gidelim şu işin aslını aslarını bir öğrenelim hadi. Doğru diyorsun burada. Hadi. Ya gidelim dövelim bence. Abaz lan kardeşim, bekle abi. Lan ben döverim oğlum. Lan delireceğim oğlum, nasıl döverler lan benim arkadaşımı? Ya Sado bir dakika, bir sakin olalım abi. Gidelim anlayalım lütfen. Yani. Rahat beyler. Ben şimdi gelemeyeceğim, acil bir yatakhaneye gitmem lazım. Geçmiş olsun diyeyim. Seyfi, ne oldu? Levent Süleyman seni çağırıyor. Ne oldu gene? Tamam, siz gidin, ben Levent Süleyman'a bakayım, gelin. Tamam. Ben de yemekhaneye gideyim o zaman. Aa. Tövbe estağfurullah ya. Ya komutanım, bir görseydik arkadaşımızı ya. Tamam işte, gördünüz bu. Küçücük, ufacık, tefecik bir sıyrık. Hadi bakayım, hadi. Hem hatta diyaretinin kıtatı makbuldür. Hadi bakayım, herkes görev yerine mart. Komutanım izin verin, bir isteği var mı onu soralım. Bir isteği olsa biz zaten buradayız manyak herifler. Hadi bakayım hadi. Ya komutanım izin verin girelim. Hayır efendim, diyaret tatil bitti. Hadi dağılın. Ay ne olur yani 2 dakika arkadaşlarını görseler. Olmaz. Olmaz Tuntanım. Tid onları bilmezler. Onlar pit dediğimde gereler töden mikrop bulaktırırlar. Hadi dağılın. Hadi evet hadi bakayım. Hadi bakayım hadi çık 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 çık. Evet, revir steril bir hale geldi. Bütün mikroplardan arındırdık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size çok minnettarım. Ben artık gideyim o zaman. Ha? Siz revir nöbetçisine söylersiniz, Burak'la ilgilenir, tamam mı? Nasıl bir dakika gidemezsiniz? Allah Allah, niye? Komutanım ilk defa haklı, ben de gidemem dedi. Niye ki? Ay anladım. Ah gerçekten ben de sizinle kalıp böyle uzun uzun muhabbet etmeyi çok isterdim ama ne yazık ki mesai saatim bitti şekerler. Hadi bay bay. Metaiti bitmedi. Buna bitme bakıda. Sen bak. Seyfi, dün Arif'in ziyaretçisi geldiğinde Arif onunla görüştü mü? Hiç mi konuşmadı? Aslında konuşacak gibiydi komutanım ama son anda vazgeçti. Tamam. Bana Fikriye Hanım'ın telefonunu bulun. Emredersiniz komutanım. Bana kaderimin bir oyunu olsa gerek bu Kadir abi. Onca zamandır çarşı izniyle çıkmam. Çıktığımda da başıma gelene bak. Büyük geçmiş olsun Burderim. Ama yıkma kendini ya, hayat devam ediyor. Yıkmayayım da ne yapayım Kadir abi? Ben bir daha nasıl göreceğim o kızı? Tosun, haberin var değil mi? Tos makinesi tamire gidecek. Tamam, hallederiz bir ara. Yok, yarın halledilsin dedi Levent Üsteğmen. Nasıl halledeceğim? Bilmem, bulsun dedi. Görev izni yazacak sana yarın için. Vallahi mi? Ciddi misin? Vallahi. Levent Üsteğmen. Evet. Kardeşim benim. Michael, otem seni bir ya. I love you, Levent. Ya, abi, duydun mu?
Garip kuşu yuvasını Allah yaparmış. Benim de yuvamı yapacak galiba. Hey büyük Allah'ım. Peki bu esnada kızı yeniden görürüm. I love you the best. I love you the best. I love you. Der. Yani sevincini bölmek istemem ama ya kız tekrar saati sorarsa? 10 derim. Doğru ya. Aynı dakikada soracak değil ya. Of of. Batsın bu dünya. Abi ne kötü kaderim var benim ya. Tamam tamam. Dert etme buradayım. Dert etme. Al hadi. Al takkomu. Alamam abi. Ya ben sana bunu borç olarak veriyorum. Yarın tak. Sonrasına bakarız. Hadi hadi al. Koçum benim. Ula yalnız yakalamışlar bizim uşağı. Elleri kıyılsın ula onların. Öyle demek de olmaz Cemal'im. Öyle demek de olmaz. Yarın biz kendimiz gideceğiz çarşıya. Kendi el cihazımızdan o herifleri yakalayıp ellerini kollarını kıracağız. Kara topaklı arkadaşlar. Yarın hep birlikte gidip günlerini gösterelim o eş. Küfür yok, küfür yok. Bize küfür yakışmaz uşaklar. Niye de zok? Yarın gideceğiz yok çarşıya. Bu heriflerin, hamsilerin kılçuklarını güzelce kırazav. Kibar zana. Bize küfür yakışmaz. Ya kankiler güldürmeyin ya. Vallahi çocuktu davacı ya. Tabii. Senin muhallebi çocuğu gördüler. Komandoyu görselerdi böyle yapamazlardı. Arkadaşlar bu işin seni beni yok ki yani. Lütfen. Seyfi Burder'im haklı. Burak'a yapılmış hareket hepimize yapılmış demektir. Ya arkadaşlar desteğiniz için vallahi çok teşekkür ederim ama ya işin büyütmenin anlamı yok yani. Ne demek büyütmeye gerek yok ya? Ne demek büyütmeye gerek yok? Ben onların ellerini alırım, kıvırırım, kıvırırım. O kadar kıvırmaya kırılır zaten. Ula şimdi bu herifleri nasıl bulacağız peki? Gideceğiz çarşıya, yakanıza kırmızı bir gül takın. Biz geliyoruz sizi döverek mi diyeceğiz? Ne demek nasıl bulacağız Cebal? Gideceğiz çarşıya, didik didip edeceğiz, bulacağız. Şu adamın haline bak ya, duman etmişler herifi. Ya beyler tamam şimdi hepimiz sinirliyiz de biraz sakin olalım ya, lütfen. Arif baba, sen ne diyorsun? Bulaşmayın diyorum. Anlıyorum. Gençsiniz, kanınız kaynıyor. Arkadaşınızın kanı yerde kalmasın istiyorsunuz. Ama böyle olmaz bu işler. Bu itler boş gezmez. İş büyür, altından kalkamazsınız. Daha kötü olur. Bu dayanışmanız bile yeter. Tamam yine temkinli olalım ama Burak'ın intikamını da alalım. Abi doğru değil mi Sado? Aramızdan köpek gibi dövüşelileri seçelim, onları gönderelim. Mesela ben, mesela Sado, mesela Tosun gelmesin. Alo! Ne yapıyorsunuz be burada? Bana bakın, hemen söndürün bu ışıkları, yatın zıbarın. Emredersiniz komutanım. Buldunuz keriz Vedat'ı. Oh! Bütün cezaları bana kaptırın. Bütün nöbetleri ben tutayım. Ben nöbet mıknatısıyım ya. Bütün cezaları ben çekeyim. Bir şey mi dedim Vedat abi, duymadın da. Ah canım sana bir şey demedim. Diyorum ki istiyorsan sen de bırak nöbetini, ben senin yerine tutarım. Hatta bütün dünyadaki nöbetleri ben tutabilirim diyorum. Asker. Hayırdır intallah, bir tıkıntın mı var? Töylenip duruyordun. Nöbetim vukuatsız komutanım. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben de nöbet taatlerinden tıkıldın da öyle kendi kendine konutuyordun tandım. Olur mu öyle şey komutanım? Asker şikayet etmez. Emirleri yerine getirir. Aferin asker. O zaman yaptığımı duyunca mutlu olacaktın. 10-12 nöbeti de tenin. Çok affedersiniz komutanım. Önümüzdeki ayın nöbetinden bahsediyorsunuz. Şakacı siz. Bir hafta sonraki 10-12 nöbetinden bahsediyor. Kolay geldin asker. Toprak, bana bir çimdik at koç. Bak bütün bunlar kabus olabilir ha. Eğer kabussa şunu belirteyim, baydı artık. Uyanmak istiyorum bu kabustan. Çıkmak istiyorum. Sevmedim ben bu kabusu. Çaresiz kalmışım. Gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertlerden yal, ben de bir sandal. Bana bakın,
Kimse şahsi dövüşmesin. Bu ekip işidir ona göre. Ben bugüne kadar tek çalıştım. Bundan sonra da tek çalışırım. Ve bir tanesinin kafasında davruka çalacağım. Günün spesyalitesi olarak bana karışmayasınız ha. Ya bunu derler, işin suyunu çıkarmayın. Efendi efendi gidip Burak'ın hesabını soracağız. Kadri haklı arkadaşlar. Biraz daha sakin olalım ya. Lütfen, lütfen. Yani. Günaydın komutanım. Günaydın Levent. Nöbetiniz nasıl geçti? Sorunsuz. Sayılır. Seninkiler yine bir işler çeviriyorlar galiba, anlamadım. Önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum komutanım. Şu senin Burak var ya, dün çarşı izninden dönerken düşmüş. Ağzı burnu dağılmış geldi adaya. Düşmüş. Öyle dedi. Anladım. Ben bir bakarım komutanım. Gel. Çarşı izinliler çıktılar komutanım. Naci'de tost makinesini yaptırmaya gönderdim. Anladım. Yanına kimi verdin başçavuşum? Mehmet Çavuş'u verdim komutanım. Uygun mudur? Tamam, sağ ol. Oğlum hadi kalk da dinlendiysen açık bir tamirci arayalım. Olmaz. Kız her an gelebilir. Hangi kız? Dünkü kız. Bana saati soran. Hem bak bugün saatim de var. Tost makinesi sorarsa tost makinem de var. Daha ne olsun? Emredin komutanım. Arif Balkan'ın ziyaretçisi gelecek. Fikriye Hanım. Cesun komutanım. Ihlamurumuz var, çayımız var. İsterse tostumuz da vardır. Cemal. Fikriye Hanım geldiğinde eğer Arif yine ziyaretçi parkına gelip görüşmezse haberim olsun. Anlaşıldı komutanım. Fikriye Hanım geldiğinde Arif yine görüşmesi haberi de zavrum. Yok be abidin. Güle sabahlıkta inek arar gibi aranmakla bulunmayacak bunlar. İnek değil oğlum o, iğne. Aa bak, iğne hayatta bulunmaz ki. Ya ne yapalım yani, kayıp ilanı mı verelim? Ayrıca versek ne diyeceğiz? Yani, yukarıda resmi bile görünmeyen serseriler aranmaktadır. Bulanların insaniyet namına kafa atmaları rica olur. Bence ayrılalım, teker teker bulmaya çalışalım ya. Gerçekten tebrik ediyorum, çok güzel bir fikir. Ayrılalım, teker teker dayak yiyelim, dönelim. Yahu teker teker dövülüyor olsaydı Burak dayak yemezdi. Kadir abi çok doğru söylüyor. Birlikte kuvvet doğurtalım, ayrılmayalım. Neredesin oğlum sen? Şu köşede bir büfe var. Sandviçi süper yapıyor. Ya yuh be, daha yeni kahvaltıdan kalktık lan. O başka, bu başka. Duhaf! Buldunuz mu adamlar? Yok be abi. Sanki ideye deliği de girmişler. İnek değil o, iğne. Sen de benim ideme taktın. Aman iğne olsun, al iğne. Ya bir susun, bir susun. Tamam ben bulurum. Ben farklı bir felsefeye sahibim. Yemek buldun mu ye, dayak buldun mu at. E git bul o zaman. Git hadi. Çubuk tut tut. Düştüm diyorsun yani. Düştüm komutanım. Bayağı sert düşmüşsün. Bayağı sert düştüm komutanım. Peki Burak, sen bilirsin. Yalnız bundan sonra dikkatli yürü de düşme. Bir de düşecek olursan ya önce bana haber ver ya da hemen kışlaya dön. Emredersiniz komutanım. Siz merak etmeyin komutan. İyi yaşayın. Affedersiniz. Buyurun. Teşekkürler. Esrar bu. Esrar mı? Ne işi var bunun sende? Vallahi bende bir alakası yok komutanım. Sen bu aralar Sadullah'la fazla gezmeye başladın. Sado mu? Ah be Sadullah. İçki kolonya derken bu pisliğe de bulaştı. Seni de bulaştırdı değil mi? Yok komutanım, vallahi bir ilgim yok. Sado'nun da yok vallahi. Eminim öyledir. Ahmet başçavuşum. Emredin komutanım. Yanına iki tane inzibat al. Çarşıda Sadullah'ı bulun. Emredersiniz komutanım. Ya da biz ikimiz gidip bulalım. Mahkemeyle inzibattan önce ben bir alayım şunun ifadesini. Emredersiniz komutanım. Ya komutanım, yemin ediyorum bir ilgisi yok Sado'yla. Kimle ilgisi var peki? Nereden aldın bunu? Suzi. O verdi bu paketi komutanım. Ne? Suzan mı? Evet. Dün ben düşerken o da yanındaydı komutanım. Alay komutanına haber verecek miyiz komutanım? Alay komutanı duyarsa... Bak Burak, bu işin aslını astarını anlatacaksın bana.
Yoksa herkesin başı belaya girecek. Ya arkadaşlar, bu böyle olmayacak. Telefon kartı olan varsa biri Suzi'yi arasın. Ya yaşa ya. Suzi aradığımız tezgahın nerede olduğunu bilir. Ben size diyecektim de siz ne öreceğiniz diye bekledim. Cip hazır komutanım. Kapıda. Tamam, gidelim. Emredersiniz. İyi gördüm seni. İyi. Sen nasılsın? İdare ediyorum işte. Hiç değişmemişsin Fikriye. Yaşlandım. Hala güzelsin. Sağ ol. Aferin Suzi'ye bak, elimizle koymuş gibi bulduk, iyi tarifi. Oğlum şimdi ben buna bir kafa atarım hem kafayı da bulurum ha. Buyurun. Merhaba kardeş. Hop. Mendil mi lazım? Lazım. Lazım, mendil lazım da bize değil, daha çok sana lazım olacak koçum. Ne diyorsun lan sen? Birazdan burnun kanayacak da tampon yaparsın. Kimsiniz lan siz? Karargah kötek bölüyor. Ya beyler, deprem profesörü gibi çan çane. Hadi. Nerede icraat? Hadi icraat. Kimsiniz kardeşim? Ben sizi tanımıyorum. Ben tanıştırayım seni. Ben Sadullah. Yavaş, böbreğe de çalış biraz. Gitme. Sen o durdun biraz da benim. Son bir tane daha. Lan. Çekil şimdi. Ulan karargah desteğin askerlerine bulaşmak ne lan? Susakal. Bir tane de Burak için vur. Burak için değil mi? Burak için. Alayın namusu karargah destekten sorulur lan. Biz niye böyle olduk Arif? Memleketin ne kadar cezaevi varsa hepsini düzelttim. Ama seni göremedim. Bir değil, iki değil. Tam 17 yıl be Arif. Halbuki ne kadar da yaklaşmıştık mutluluğa. Babam nihayet kabul etmişti. O gün bir fincan takımımız bile yoktu, biliyor musun? Komşulardan tamamlamıştı anne. İğne oyalarını çıkarmıştık sandıktan. Gelmedin be Arif. Haberin geldi, sen gelmedin. Dediler Arif adam. Arif kardeşi için adam bulmuş. Nasılını öğrendim de. Niye be Arif? Niye? Geçmişi kurcalamasak Fikriye. Sonrasına baksak. Bundan sonrası mı kaldı Arif? Baksana bana, geriye ne kalmış? Ben değilim. Benden arta kalan. Senin cep telefonun mu var? Baksana. Yok, bakmayacağım. Belki önemlidir, bak. Yok yok. Ben cezaevine girdiğimde cep telefonu yoktu, biliyor musun? İçerideyken çıktı. Daha dokunmadım bile. Korkutuyor beni cep telefonu Fikriye. Ben de.
Ben de korkuyorum Arif. İyi bir haber mi aldım ki şu ahir ömründe? Oldu. Ben fazla biletim var mı diye soracaktım. Bilet mi? Hı hı. Parasını verebilirim. Burada satan birisi vardı ama gitmiş. Ama benim biletim yok ki. Peki sağ ol. Şey olsa gerçekten verirdim. Valla parasını da istemezdim. Anladım, teşekkürler. Ama çok üzüldüm şimdi ya. Size saatini versem. Yok, gerek yok, sağ ol. Ya bakın tost makinesini vereyim diyeceğim ama o da benim değil, alayın. Ben gideyim artık. Çünkü... Naci. Evet galiba o komutanım. Asker sağda dur bakayım. Naci. İyi misin? İyiyim komutanım. Bu sefer de bilet sordu ama. Kim? O. Eğer bir biletim olsaydı beraber otobüse binecektik. Tanışıp muhabbet edecektik. Derken Mutlu'luğa yelken açacaktık. Yelkenli otobüsümüzle ta memlekete kadar gidecektik komutanım. Anamın elini öpecektim. Ne diyorsun Naci? Ne yelkenli otobüsü? Arkadaşların nerede biliyor musun? Tamam sen alaya dön. Ya abi bırak da şunun kulağını kopartayım ben ya. Ya tamam dur derim. Buranın intikamını aldık yeter. Tabii alayımızın askere dokunmak ne biliyor musun? Alayın kızının namusu bizim namusumuz. Ya dur lan. Tamam oğlum verdik dersini hadi gidelim. Hadi gidelim. Destek köstek karargah destek. Destek köstek karargah destek. Destek. Kimin tezgahını dağıtıyorsunuz lan siz ha? Bela mısınız lan? Yürü git lan. Topla lan tezgahı. Enselen bir. Oğlum bırakmayın lan tezgah bir şey var. Bırakma bırakma. Anladım Suzan. Tamam sakin ol. Ağlama. Tamam. Suzan kapatıyorum. Bizim çocukları gördüm. Asker sağda dur. Bırak askeri! Bırak! Bırak! Çekil! Çekil! Bırak sopaları! Bırak! Başçavuşum. Polis kanalına gir. Durumu narkotiğe bildir. Gelip alsınlar şu pislikleri. Emredersiniz komutanım. Narkotik mi? Şerefsizler! Nasıl mahvettik lan adamları? Komutanım hepsinin kafasını gözünü yardım vallahi. Vurup vurup durdum ben. Tam. Hiçbir şey canım. Hiçbir şey canım. Canım? Senin neyin var bakalım ha? Ne? Var, neren acıyor? Bende hiçbir şey yok. Kulağım duymuyor, gözüm acıyor, burnum acıyor, benim bir de sırtım bir de karnım. Anladım canım. Komutanım, ne dötünüyorsunuz bu hututta? Ne düşüneceğim baksana, pabucumuz dama atıldı. Valla bana da biraz öyle geldi. Komutanım, şu heriflere bir bakın. Arkadaşlar, öncelikle aranızdaki dayanışmadan dolayı sizleri kutluyorum. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Ayıptır söylemesi, çok iyi dayanışırız. Ve geçmiş olsun diliyorum. Yani biraz hasarallık ama olur o kadar. Evet doğru söylüyor komutanım, bizde hiçbir şey yok ki. Ben de onun için demedim zaten. Maşallah hepiniz turp gibisiniz. Ancak etmiş olduğunuz bu kavga yüzünden gelecek çarşı izinlerinizi yaktınız. Ne? Ne? Çarşı yanmış. Ne? Komutanım, emrettiğiniz gibi pentatlon sahasındaki bütün boruları boyadım. Aferin aferin. Sen bunları kırmızı ütüne beyaz tezgili mi yoksa beyaz ütüne kırmızı tezgili mi boyadın? He? Komutanım her zamanki gibi işte.
beyazın üstüne kırmızı çizgiler. Güzel. Şimdi bir de tersini deneyelim. Kırmızı üstüne beyaz çizgi yerine, beyaz üstüne kırmızı çizgi. Ama komutanım aynı şey değil mi? Çok affedersiniz ama hani zebra gibi. Ha beyaz üstüne siyah çizgi, ha siyah üstüne beyaz çizgi. Zebra aynı zebra. Benim için aynı değil. Hadi bakla. Emredersiniz komutanım. Ne biliyorsun benim arkamdan sen? Bana bak, bir dolap çevirirsen var ya, askerliğini yakarım ona göre. Yok komutanım, ben sizin arkanızdan hiç dolap çevirir miyim? Gidin dinlenin siz. Unutma, kırmızı üstüne beyaz. Kırmızı beyaz, beyaz kırmızı. Hadi bakalım, hadi. Bak işte. Bu sefer her bir şeyim tamam. Ne sorar ne isterse çıkarıp tak diye vereceğim. Merhaba. Merhaba güzel bayan. Ne tesadüf değil mi? Yine karşılaştık. Üstelik aynı yer. Buyurun buyurun. İstediğinizi sorabilirsiniz bana. Atatürk Kültür Merkezi nerede biliyor musun? Bilmem. Tamam sağ ol. Ben başkasına sorarım. Bay bay. Baksın bu dünyaya, baksın bu dünya. Ama o kadar da çalışmıştım. Hep çalışmadığım yerlerden soruyorsun.